Herkese iyi akşamlar. Maçın ardından programına hoş geldiniz. Bu hafta Fatsa Belediyespor maçını değerlendirmesini çok kıymetli konum Mustafa ile beraber yapacağız. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk abi. İkinci yarıya bir puanla başladık. Aynen. Ben maç tabii analizini yapacağız, maçın değerlendirmesini yapacağız ama maçtan önce bir kamp dönemi geçirdik, bir hazırlık dönemi geçirdik. Benim şahsi görüşüme göre çok verimli olmadığını düşündüğüm bir kamp dönemiydi. Tabii siz buna cevap verebilirsiniz. Yani çok istenilen olduğu veya işte kampın gerçek amacına ulaştığını düşünmediğim bir kamp. Gereksiz bir kamp dönemiydi ya da erken başlanan bir kamp dönemiydi. Neydi bu? Kampı bu kadar hızlı başlatmanızı gerektiren, birdenbire kampa başlamanıza sebep neydi? Yani şöyle, bunun son haftalarda devre arası yaklaşırken teknik ekiple, sportif direktörümüz Numan Cengiz'le beraber oturduk. Evet. Bir hafta boyunca istişare ettik. Yani erken gidelim mi veya devamında işi geciktirelim mi diye veya birkaç gün sonra, bir hafta sonra katılalım mı diye. Teknik ekiple beraber böyle bir karara vardık. Varmamızın nedeni de son haftalara kötü girmiştik. Evet. Küme düşme potasında devreyi bitirdik. Takımı yeni bir hava yaratmamız gerekiyordu. Biraz da çalışma şartları, yani burada biliyorsunuz işte bir gün Akova stadında, bir gün Suni Çim'de, evet, bir gün mümkün olduğunca Çimsel kullanmamaya çalışıyoruz ama orada devre arası çok verimli geçebileceğini düşünmedik. Biraz da oyuncuların morali de düzelsin, kafaları farklı yerde olsun, yani farklı ortam görsün diye erken başlama kararı aldık. Tabii kamp döneminde biz bir ay önce, bir buçuk ay önceden fiyat almaya başlamıştık. Fiyatlar ciddi anlamda yükseldi. Hatta birçok otel 2-3 kere fiyat verip bunu geri çekti. En son fiyatları euro ilaydı. Ya bunları karşılayacak durumda da değildik. Turgut Başkanımız araya girdi. Dostlarınla istişare ederek bize Alanya'daki oteli ayarladı. Evet. Kampımıza böyle başladık. Yani çalışma ortamı olarak çok güzel bir oteldi. Yani çalışanlar bizi çok rahat ettirdi orada, onu söyleyebilirim. Antrenman açısından da, çalışma şartları açısından da, oyuncuların kafalarının boşalması açısından da kamp orada başlamak, antrenmanlar orada başlamak bize daha mantıklı geldi. Şimdi bir şey daha soracağım. Tamam, kamp süreci başladı, işte fiyatlar vesaire, bunların hepsi tabii hayatın içerisindeki olan şeyler de. Kamp döneminde hazırlık maçı yapamadık. İki tane hazırlık maçı planlanmıştı. Evet. İki hazırlık maçı da bir şekilde oynanmadı. Dolayısıyla takımın kendini görmeye şansı olmadı. Yani benim zaten kamptan istinadını almama noktasındaki düşüncem de bu. Yani takım görülmedi. Hatta hazırlık dönemi içerisinde yapılan tek bir hazırlık maçı vardı. O da Serdivan Spor'lu. Bunun da yeterli olduğunu da sanmıyorum. Transferler yapıldı hazırlık maçından sonra o da. Evet. Yani ikinci yarı takım çok iyi hazırlanabildi mi sence futbol mentalitesi olarak? Ya hazırlık maçı programı aslında yapmıştık. Biraz oradaki şartlar işi değiştirdi. Malatya Yeşilyurt'la oynayacaktık. Evet. Covid sıkıntısı çıktı onlarda. Bizim Alanya'da olmamız dezavantajdı. Çünkü Antalya merkeze 2 saat uzaklıktayız. Yani bazı takımlar gelmek istemedi. Onun dışında aldığımız iki tane de hazırlık maçı vardı. Bunları son anda kendileri vazgeçtiler. Yani bu bizden kaynaklı bir durum değildi. En sonunda bizim otelimize bizden bir hafta sonra gelen Ankara Altındağ Spor vardı. Onlar maça 10 saat kala falan diye yanlış hatırlamıyorsam maçı iptal ettiler. Yani hocalarının bahanesi istediği transferleri yönetimi yapmaması hazırlık maçı yapmamayı uygun buldu. Bu sefer bize de sıkıntıya soktu bu durum. Antrenman olarak çok verimli geçti. Yani burada alabileceğimizin daha fazlasını aldık. Evet. Ama maç konusuna gelirsek şöyle de bir durum var. Biz gittik, kamp dönemi boyunca aramıza katılan transfer olarak Ahmet Hakan Şahin vardı, santrofor oyuncumuz. Onun dışında zaten mevcut kadromuzla beraber oradaydık. Ya bu oyuncular 17 haftadır bizle müsabakaya çıkıyorlar. O yüzden hani evet, anladım. Eksi oldu, bir durum yarattı diyemem yani. Tamam, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Şimdi bu akşam sponsorumuz değişti. Takdir buyursunuz ki altyazıda da gördüğünüz gibi Dürümcü Baba. Şimdi bugün de bir sorumuz var. Mustafa'cığım izin verirsen ben izleyicilerimize soruyu sormak istiyorum. Bu akşam soracağım soruya doğru cevap veren iki kişi.
Bakın bu eş olur, eşler olabilir, abi kardeş olabilir, kuzenler olabilir, kayınço enişte olabilir. Fark etmez ama iki kişiye Dürümcü Baba'da bir akşam sofrası kurduracağız. Sevgili Kadir Ustan'la orada. Bu akşam, bu haftaki hediyemiz bu. Forma veya işte spor malzemesi vermeyeceğiz. Bir de yemek yedirelim size, değerli izleyicilerime. Her şey tam olsun. Şimdi sorum, Hendek Spor tarihindeki ilk ve tek yabancı teknik direktörü soruyorum. Doğru cevap veren ve yayını paylaşanlar arasında yapacağımız çekilişte kazanan, bir kişi de kazansa işte eşiyle, ailesiyle olabilir. Yalnız şunu da söyleyeyim, aynı aileden katılanlar var. İki aynı soyadlı olan kişiye vermeyeceğim. Ayrı bir çekiliş yapacağım, onu baştan söyleyeyim. Farklı farklı aileler gitsin. Bir aileye şey vereceğiz, söyleyeyim. Zaten bir tane vereceğim, niye ikinci aileyi kattım ki? Dürümcü Baba'da bir akşam yemeğimiz var. Soruyu tekrar soruyorum. Hendek Spor tarihindeki ilk ve tek teknik direktör, yabancı teknik direktörü soruyorum. Bilen izleyicilerimize Dürümcü Baba'da bir akşam yemeği bizden. Kebaplarınız bizden. Efendim Mustafa'cığım, soruya geçeceğim. Geçmeden önce yayına katılan değerli izleyiciler var. Onları da okumak istiyorum. Buradan sana da selamlar var. Talha Gedikoğlu. Mustafa Hocam sevgiler, takımın başında sizi görmek isteriz. Çok iddialı bir istek. Aynen. Kaleciler. Kaleci kardeşim. Kaleciler. Evet. Hala sen bunu istedin ya. Ben de düşüncelerimi söylerim. Evet, takımın başında Mustafa'yı görmek isteriz. Buradan sonraki süreçte. Şey ya, kaleci birliği kurduk. İlker Hane, selam, iyi yayınlar abi. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Yılgör Çalık, Amerika'dan. Sevgili Yılgör, teşekkür ediyorum. Ya. Amerika'dan bizi izliyorum ısrarla, inatla. Mustafa bugün hediye etmek için bir forma getirmiştim. Ben bu formayı hiç çekiliş çekmeden sevgili Yılgör Çal'a hediye ediyorum. Amerika'dan bizi izlediği için, her yayında olduğu için. Yılgör'cüğüm, gelirken yalnız bir şey rica edeceğim. Senin çocuk Amerikan futbolu oynuyor. Onun da bir formasını sen bana getir. Formaları değişiriz burada. Uğurlar, iyi yayınlar. Hayırlı yayınlar. Herkese selam. Aleyküm selam sevgili Uğur kardeşim. Evet, bakıyorum. Ersin Çakır, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum sevgili Ersin. Hikmet Yılmaz, iyi yayınlar, iyi akşamlar diyor. Soruya doğru cevaplar veya cevaplar geliyor. Oğuzhan Salkım, iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum iyi yayınlar dilekleriniz için. Şimdi değerli izleyiciler, Mustafa'nın Hendek Spor'daki görevi kulüp müdürüdür ama ondan önce de bir futbolcu geçmişi vardır. Mustafa'yı tanıyan hepimiz biliyoruz onu. Ben kulübün iç işleriyle alakalı vesaire böyle hani biraz namahrem olan sorulara girmeyeceğim. Konulara da girmeyeceğim. Söylenmesi gereken şeyler var. Söylenmemesi gereken şeyler var. Kulübün kendi içerisindeki ama maçın analizini yaptıracağım. Onun futbol bilgisine, gözlemciliğine güveniyorum. Tolga Başbelivan, hayırlı yayınlar abicim. Teşekkürler sevgili Tolga. Onu da okuyayım soruya geçmeden önce. Kamp dönemi, hazırlık dönemi derken Hendek. Hendek süreci nasıl devam etti? Kampın Hendek ayağı ya da Aram'ın Hendek ayağı diye. Hendek'e döndükten sonra yeni transferlerimiz aramıza katılmaya başladı. Yani bu süreçten sonra zaten maç hazırlığımız başladı. Aslında devre arası bu sene 27 gündü toplamda. İşte izin günü, kamp dönüşü izinleri falan. Yani döndüğümüzde maça 8 gün vardı. Ve yeni transferlerimiz de aramıza katıldı. Biz o arada da 2 tane hazırlık maçı yapma niyetindeydik. Biriyle oynadık Serdivan Spor'la. Diğeri de yine maç akşamı bizi aradılar. Kendi talepleri maçı ertelemek yönünde oldu. Onlarda da 5-6 tane COVID'li oyuncu çıkmış. Rahatsız olmuş oyuncular, hastaneye götürmüşler. O da nasip olmadı. Doğal olarak da zaten maç haftasına girdik. Yeni arkadaşlarımızı bizimle beraber 7 ya da 8 antrenmana katılabildiler. Yani ondan sonrası tamamen artık lider. Peki bir şey soracağım. Yeni arkadaşlar dediğiniz zaman bu hafta 11'de kaç tanesi vardı? Ahmet Hakan vardı. Bu hafta 4 tanesi oynadı. Emre Kılıç da yeni transfer olarak görüyoruz Emre'ydi. Peki bir şey soracağım. Yani bir nevi aslında Fatsa maçı bizim için futbolcularımızı sahada görme maçıydı. Çünkü izleyiciler bilir, bilmeyen vardır. Futbolcu vardır, antrenman topçusudur. Antrenmanda seyredin, milli takıma gönderirsin, 11'e koyarsın, sahada oynamaz. Yani bu bir kumar mıydı aslında? Yani ciddi bir kumar mı oynadık biz bu hafta? Yani ona şöyle de bakabiliriz. Yeni aldığımız oyuncuları bir şekilde yani hızlı aksiyon alarak takıma katmamız gerekiyordu. Yani bunun içinde en verimli yer maç. Evet, tabii ki skorların, oradan alacağımız puanların bizim için kıymeti çok fazla yani. Ama yani başka bir yolu da kısa sürede yoktu. Cezalı oyuncularımız da vardı bu hafta. 2 tane Emirhan Can'la Mustafa Salış, kırmızı kart ve sarı kart cezaları vardı.
Yani hocamız bunu böyle uygun gördü. Maç oynayarak takıma adapte olmalarını talep daha etti. Böyle bir şey oldu. Oyuncular da yani hazır olmamalarına rağmen bazıları fiziksel olarak yani bu talebi kırmadılar. Sahaya çıktılar, mücadelelerini de ettiler. Peki bir şey sorabilir miyim Mustafa? Şimdi sen şey söylediğin için söylüyorum. Sesle ilgili bir problem mi var? Tamam. Sarı kart cezalarımız vardı ligin ilk yarısından. Evet. İlk yarıda çok fazla kart cezalarımız vardı, doğru mu? Onları evet. Kurmakta sıkıntı yaşadık. Yani devam ediyor. Şu anda 5 tane 3 sarı kartta sınırında oyuncumuz var. İlk yarıdan gelenler var. Bu tarafa gelenler var. Ya bu maçları da son haftalarda çok fazla oldu. O da biraz şeyden de kaynaklanıyor abi. Oyuncularımız son haftalarda çok fazla yaş olarak gençleştirdik. Mücadeleye dayalı. Yani tamamen iyi de ama biz bir görmedik ki yani bu mücadeleyi. Hani sarı kartlı bir oyunumuz yok bizim. Bu kart bu kadar kart şeyi ya bazı kartlar evet itirazlardan veya gereksiz hamlelerden oldu. Bunu şimdi bu hafta saklayamayız maçın, yani. Maçın analizini yaparken sevgili Mustafa'cığım yani maçın analizini yaparken 10 kişi kalındığı dakikada, rakip 10 kişi kaldığı dakikada biz çok gereksiz bir kırmızı kart görüp oyunu eşitledik oyuncu sayısı olarak. Evet. Yani şimdi bu bir avantaj mıdır rakibin 10 kişi kalması? Evet, futbol kuralları içerisinde evet. Rakip 10 kişi kalmıştır. Biz bu avantajı çok kullanıyoruz. Yani burada bir ben otorite boşluğu olarak düşünüyorum bunu. Yani orada bir otorite boşluğu mu var? Futbolcular biraz bu konuda hani sorumsuz mu? Bana sorumsuz gibi geliyor açıkçası. Kendi fikrimi söylüyorum ama sen onu nasıl açıklayacaksan açıkla. Yani onu şöyle açıklayayım. Yeni katılan arkadaşlar zaten bizle beraber dediğim gibi yani 8 veya 9 gün gibi bir süredir beraberdiler. Ya onlara şu an o sorumsuzca davranıyorlar demek yanlış olur. Evet maçta gördüğümüz kart çok acemice, çocukça bir karttı ama yani o an arkadaşın verdiği bir reaksiyondu Kıvanç'ın. Evet sarı kötüydü. Sarı kartı da vardı Kıvanç'ın. Evet bir öncekinde sarı kartı var. Ya onu düşünmedi o an. Tam pozisyona girdiğinde pozisyonu kesildi. Düdükle beraber istemsizce şimdi, topa vurdu. Ama ilk yarı için otorite boşluğu demeyelim ama maçların bir türlü yani böyle istediğimiz skorları alamamamız bizi genelde maçlarda çok yordu, çok yıprattı. Dışarıda alamadık, içeride alamadık. Yani o reaksiyonu verememek veya skorları bir şekilde eşitleyememek. Bazen bunu hakem etki etti. Bazen işte kaçırdığımız goller veya yediğimiz basit hatalardan yediğimiz goller bu reaksiyonları oyuncularda vermelerine sebep oldu. Yani ben yine söylüyorum hani gördüğümüz kart kadar bir oyun yoksa abi hani böyle bir çatırtıya girersin. Böyle doğru. Hani topla birlikte kimse yanlış anlamasın rakibi sakatlamak anlamında söylemiyorum. Doğru. Bu işten ekmek yiyen insanlar profesyonel futbolcular hani rakibi değil ama hani böyle oyunu alırsın işte kendin yüklenirsin yok. Rakibe boğarsın vesaire. Bunların evet. Hiçbirini yapmadan bu kadar çok sarı kart veya kırmızı kart cezalısı olması, 5 tane futbolcunun sarı kart cezası sınırında olması, kırmızı ceza sınırında olması ve ikinci yarı çok kritik bir 5 maç evet. Oynayacak olmamız yani bütün inisiyatifi hakeme ve rakibin eline bırakmış olmuyor. Yani kendi ipimizi rakibin eline bırakmış olmuyor. Ya bu da bir etken abi. Ona katılıyorum. Şöyle de bir durum var. Bazı maçlarda onun sıkıntısı şöyle bir sıkıntı da yaşadık. Hakemler deplasmanlarda veya kendi sahamızda bazıları şartlı geliyor. Yıllarca futbol oynadım, evet. Sen de oynadın, ben de oynadım. Yani bazen sürekli kart vererek oyunu bastırmaya, oyuncuları susturmaya çalışıyorlar. Ya böyle dengesiz zamanlarda oldu, olmadı değil yani. Çok saçma kartların çıktığı maçlar tamamen o hakemin olayı elimden kaçıracağım korkusuyla sürekli verdiği kartlar da oldu. Bizim de çok gereksiz gördüğümüz kartlar oldu. Bir şekilde bunu dengeleyeceğiz sevgili. Yalnız ben yine şunu da söylemek istiyorum değerli izleyiciler. Şimdi eğer burada kendi gördüğüm doğruyu söylemezsem 30 yıl yaptığım, emek verdiğim o işe de ihanet etmiş olurum. Yani benim de kendi yaptığım, geçmişte yaptığım futbol işine karşı derin saygım var. Dolayısıyla kendi teşhislerimi koyarken sakın kimse yanlış anlamasın. Mustafa'yı oraya doğru yönlendirmek gibi bir gayem yok. Mustafa benim çırağımdır, yanımda elimde büyümüştür. Ne söylemesi gerektiğini hay hay da bilir.
Ama ben de kendi fikirlerimi de söyleyeceğim. Bu akşam dökeceğim içimi. Sevgili Sinan İskefili, sana yürekten katılıyorum. İstediğini söyleyeyim. Şampiyon Trabzonspor derken tabii ki inşallah şampiyon, ama biz yine söylüyorum, burada Hendekspor'u konuşuyoruz. Hendekspor'la ilgili, Hendekspor'un şampiyonluğunu yazabilsek oraya keşke. Bunlar çok daha iyi olur. Yoğun bir yorum şeyi var. Ben onları okuyayım istersen tabii, Mustafa tabii. Sana. Şurada yukarıdan aşağı geleyim. Evet, bakıyorum en son neyi okumuştum onu, Yüdaverdi abim benim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Geceniz mübarek olsun kardeşim. Teşekkürler sevgili Yüdaverdi abi. Yüdaverdi abinin de sözü var bana. En yakın zamanda inşallah bir programda onu da konuk alacağım. Çünkü o da futbolun, sporun emekçisidir Hendek'te. Hani ilçe spor müdürlüğü yapmıştır. Herkes bilen eskiler çok iyi bilir. Hüseyin Bıçak iyi yayınlar. Emre Bayraklı, Nurullah Akça iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Konuğum da var. Konuğuma da söyleyin. Yani beni haftaya yine göreceksiniz ama her hafta Mustafa'yı çıkarmayacağım buraya. Torpille aldım onu. Kaleci olduğu için. Evet. Cemal Hünerli. Ben Avusturya'dan Cemal Hünerli. Hendekli olarak Hendek Spor kümede kalır mı? Temennimiz üst sıralar ama başarılar. Şimdi sevgili Cemal, aslında Mustafa'nın dediğim gibi objektif spora bakış açısının olduğunu bildiğim için bu değerlendirmeleri onunla birlikte yapacağız. Evet, bu soruyu soracağım. Yani Hendek Spor kümede kalır mı kalmaz mı kardeşim, bunu bize söyleyin. Burada bize hayaller kurdurmayın, yani ayağımız yere bassın diye soracağım ama az sonra. Reklamımız yok, reklamlardan sonra demiyorum. Emre Bayraklı, şampiyon Sakaryaspor. Evet, teşekkür ediyorum. Bu arada Sakaryaspor'u da kutluyoruz. Yürekten kutluyoruz. Türkiye liglerinin tek namali profesyonel takımı, doğru mu? Kesinlikle. Canımızdır, bir tanemizdir Sakaryaspor'umuz o bizim. Bakıyorum şuradan. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sinan. Murat Cemil Temizce. İyi akşamlar. İkinci yarı için bir öngörünüz var mı? Biz çok mutluyuz. Nurullah Hocam, siz de yorumlar mısınız? Yorumlayacağım. Az sonra yorumlayacağım ama önce misafirimin sorularımı cevaplamasını bekliyorum. Hayırlı yayınlar. Viyana'dan selamlar. Evet, gördüğün gibi sevgili Mustafa, Avrupa'ya da yayın yapıyoruz. Dolayısıyla senin burada... kalitene bu yakışır zaten abi. Yok, burada söyleyeceğin her şey. Şimdi Hendekspor'u biz görmüyoruz. Örneğin bu haftaki maçı biz televizyonlardan izledik ama sen orada gördün, yerinde gördün, incelediğin için. Hendek'in iki marka kalecisine iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum Mustafa Ümit Hızarcı'ya. Eyvallah. O benim çırağım. Cemil Sırmalı, Hendekspor'un Bergamo maçıyla bir çıkış yakalayacağına yürekten inanıyorum. Aslında şunu söyleyeyim, biz bu çıkışı bu maçla bekliyorduk. Benim hayal kırıklıklarım çok. Yani bu hafta bu çıkış ilk maç. Ben ilk 5 maça 15 puan demiştim. Ama sevgili Orhan Topçu, iyi yayınlar Nurullah Hocam. 9 maçtır kazanamıyoruz. Bu takımın acilen bir galibiyet alması gerekir. Bu takım ligde kalır bana göre. Talip Hoca'ya rağmen kalır. Talip Hoca konusunda Orhan Topçu'ya katılıyorum. Ben fikirlerimi söyleyeceğim ama dediğim gibi bilhassa hoca ile ilgili ciddi ciddi konuşmam gerektiği zamanın geldiğini düşünüyorum. Az önce 30 yıldır bu işe yapmıştım, bu işte geçmişim var, ona ihanet edemem, bildiğim, gördüğüm doğruları söylemek zorundayım derken aslında söylemek istediğim de biraz hoca ile ilgili konuşmamız lazım. Bunu artık masaya yatırmak lazım. İyi niyet, iyi sabır, sabır bir yere kadar. Bir şeylerin değiştiğini görmediğim için söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ama şu an konuğum sevgili kaleci Mustafa, sen müdür olabilirsin ama işte hangi işi yaparsan yap kaleci diye anılırsın. Mesleğimizin evet, güzelliği de bu. Transferleri kim yaptı? Transferleri tamamını teknik ekibimiz yaptı. Yani teknik ekibin verdiği isimler doğrultusunda mı yapıldı evet, transferleri? Evet, evet. Menajerlerle çalışıldı mı? Çünkü bu konuda çok fazla yorum var. İşte yani menajerlerle şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Evet. Menajerlerle çalışıldı mı derken yani oyuncuların menajerleri var. Bunu evet, es geçemeyiz. Yani muhakkak. Oyuncu... Zaten bildiğim kadarıyla federasyonun öyle bir maddesi var. Tabii tabii. Yani bu ligde olur, çok yok. Yani şey belgesiyle çalışan çok insan yok ama oyuncuyla direkt temasa geçtiğinde oyuncu zaten seni menajerine yönlendiriyor. Ama bizim işte kulüp adına X bir kişiyle anlaşıp da veya teknik ekibin öyle bir çalışma yok. Ama oyuncuların tabii ki menajerleriyle iş yaptılar. Yapıldı yani. Onu herkes yapıyor. Onunla bir sıkıntı yok abi. yok canım ya, illegal bir şey değil bu hoş. Kesinlikle. Yani kanunsuz bir şey olsa TFF'nin zaten. TFF'nin öngördüğü bir şey. Şimdi bir şey daha soracağım hemen. Yine transferler üzerinden gideceğim biraz. Transfer tabii, konusunda kalacağım. Orta sahaya Kıvanç aldık. İsmail Ayaz aldık. Forvet'e Ahmet Hakan'ı evet, aldık. Bir de sağ bek aldık. Evet. İbrahim Ethem. İbrahim Ethem. 4 transfer. Evet. Yani şey zaten bizdeydi. Emre bizdeydi. Bu 4 transferin senin görüşün, şu anki oyun performansları, takıma katkıları ne kadar olabilir? Yani
Kaliteli oyuncular, bir kere bunu söyleyeyim. Ahmet genç olmasına rağmen yetenekli, hareketli bir oyuncu. Bizim istediğimiz tarzda, aradığımız tarzda bir forvet. Kıvanç, yani bu liglerde bilinen kalitesi olan bir oyuncu. İsmail keza çok kaliteli bir oyuncu. İbrahim Ethem, yani çok iyi bir sağ bek. Fethiye'den de az çok bildiğimiz bir oyuncuydu. Ya, fiziksel olarak evet sıkıntıları var. Kimi ilk yarı yeterince yedek geçirmiş veya yeterince oynamamış. Kimi son 3-4 hafta kulübünden mali nedenlerden dolayı ayrılmış. Yani bir aydır bir boşluğu var. Evet, bu oyuncuların maç performansına ihtiyacı var. Onlara da birkaç hafta vermemiz gerekiyor. Ama bunlar ciddi anlamda bize değer katacaklarına inanıyorum. Yani ben şunu gördüğüm şunu söyleyeyim. Sağ bekteki İbrahim'den çok memnun kaldım. Beğendim. Gerçekten iyi. Yani o tarafta orayı çok iyi kullanacağı belli. Yalnız sıkıntı şurada. Hocanın oyun anlayışını değiştirmesi lazım. Hocanın bu oyun anlayışında İbrahim'i çok fazla pozitif kullanabileceğimizi de düşünmüyorum. Çünkü hocanın kafasında sadece maçı kazanmak değil, gol yemek gibi bir düşünce var. Hasbelkader bir gol atarım. Oyun anlayışı falan bu. Sahada bir oyun anlayışı yok. İlk yarı bitti. İkinci yarı başladı. Ben sahada Talip Hoca'nın oyuna bir dokunuşunu hala görmedim. Yapılan transferler gidenlerle gelenlerle çok bir gömlek farkı yok. Yani ortada bir bana göre umut veren bir takım yok. Çok yani bu konuda biraz muzdaribiz. Çünkü insanlar bakın burada Viyana'dan, işte Avusturya'dan, Almanya'dan, her yerden, Amerika'dan Hendekspor'la ilgili bir şeyler, bir umut ışığı görmek istiyor ve biz Fatsa'ya gidiyoruz. Fatsa'da 33. dakikada rakip kalecisi kırmızı kart görüyor. Evet. Penaltıyı tekrarlıyoruz. Gol kazanıyoruz. Beraberliği yakalıyoruz. Sen hoca olsan ne yapardın? Yani o an... Hoca bak şimdi bu şey değil ha. Sakın Talip Hoca'yı yerdiğini falan düşünme. Sen hocasın evet. Ne yaparsın? Yani şöyle orada sadece direktif verebilirsiniz. Oyuncuların reaksiyon vermesi gerekiyor. Çünkü giren kaleci ilk defa profesyonellik maçına çıkıyor. Ve takım algısı hakeme dönmüş. Çünkü yani penaltı pozisyonunda atması gerekiyordu kaleciyi. Atmadı. Peşine penaltı çıkardı bir pozisyonda kaleciyi attı. Bu sefer rakip takımın tamamen fikri, algısı, her şeyi hakeme döndü. Yani oyunu bıraktılar. Bir 5-10 dakika, 15 dakika top oynamadılar. Yani sürekli hakeme her düdüğünde itiraza başladılar. Sürekli yan hakemi eleştirip üstüne gitmeye başladılar. Evet, o ara reaksiyon verip çabuk daha kalecinin eline top değmemişken 2'yi bulabilirdik. Ondan sonra maçı kopartırdık ama şöyle de bir etken var. Maçın 55 ya da 60'ından sonra biz 10 kişi kaldığımızda demiyorum. Oynadığımız zemin inanılmaz ağırlaştı. Çünkü sabah da gitmiştik biz oraya toplantılara gidiyoruz. Ciddi bir yağmur vardı tipi şeklinde. Sahada iyi değil. Fatsa orada hem antrenman yapıyormuş hem de maç oynuyormuş. 60'tan sonra olay tamamen değişti ki Oğuzhan'ı sakatladık. Yani sağ sakatladı öyle diyeyim. Şimdi sevgili Mustafa'cığım önce objektif olduğun konusunda sana güvendiğimi söylemiştim. Tebrik ediyorum. Yani oradaki o 5-10 dakikalık süreçte yapılması gereken hamleleri işte hoca burada devreye girer. Bakın ben yine söylüyorum bizim Talip Hoca ile bir alıp veremediğimiz yok. Konu Hendekspor. Biz onun hocalık tarafını tartışıyoruz. Kişiliğine, insanlığına ne burada laf söylerim ne de bir yerde laf söyletirim. Fevkalade delikanlı bir çocuktur, efendi bir çocuktur, güzel bir kardeşimizdir ama biz hocalık tarafını tartışmamız lazım gerektiğini de düşünüyorum. Bir hoca, ben hoca olsam, ben yapıyor olsam biraz eleştirmek istiyorum. Rakibin kalecisi ki Mustafa da kaleci, ben de kaleciyim. Bu tecrübesiz kalecinin o kalede nasıl durduğunu ikimiz de çok iyi biliriz. Ki kaldı ki çok atletik bir kaleci de değil. Bunları hocanın çok hızlı bir şekilde analiz etmesi lazımdı. Derhal... Ben o televizyondan seyrettim. Yanlış mı gördüm bilmiyorum ama rakip 10 kişi oynarken biz çift ön libero'ya mı döndük? Orada bir saçma sapan bir şey oldu. Biz hücuma yani daha çok saldırmamız gerekirken tam defansif bir şekle geldik. Şut atmamız gereken noktalarda 90 dakika boyunca bırakın siz penaltının hemen arkasındaki reaksiyonu. 90 dakika boyunca bir tane şutumuz vardı galiba benim hatırladığım. Evet bir taneydi ya. İkinci şut olmadı. Yine kaleci Bülent %100 bir gol çıkardı. Öyle maçtan beraber ayrıldık. Yani biz gol atmak için hiçbir şey yapmadık. Öyle bir fırsatı bir daha yakalayamayız. Fatsa'yı bir daha böyle asla yakalayamayız. Fatsa'nın enteresan bir yapısı da vardı. Bildiğim kadarıyla Fatsa Spor bizim ilk sezonun ilk maçında oynadığı ilk 11'e başladı maçı. Evet. Yani onlar da transfer yapmıştı ama adam oynatmadı. Evet. Yani bizim oynayan neyse sana sorayım ya sen söyle ben niye şey ben anlatıyorum ki.
O şeyde sakatlandı dedin. Sağ zemininde sakatlandı. Sakatlığının durumu nasıl? Yarın MR'a göndereceğiz. Biraz dinlendirmek istedik. Kendi söylemi biraz da üzerine basamıyordu. Yani hendeye gelene kadar ayağının üzerine basamadı. Yani yırtıktan şüpheleniyoruz ama MR'da doğrusu çıkar. Eğer yırtık gibi bir durum varsa da 2 veya 3 hafta arası tekrar Berkay'ın durumu nedir? Geçecek. Berkay maçtan bir gün önce otelde rahatsızlandı. Yani biraz başım ağrıyor dedi. Midem bulanıyor dedi. Maç sabah hocalarımız sordu nasılsın, iyi misin, oynar mısın diye. Oynamak istedi. Maçta da bir an yere oturdu. İşte kenara hareket etti, başım dönüyor gibi. Sağlığı iyi mi? Sağlığı iyi mi? Yani o rahatsızlığı çok... otelden önceki rahatsız, yani otelde başlayan rahatsızlığı devam ediyor. Yani grip gibi diyebilirim. Sağlığı iyi olsun da önemli bir maç da kaybedelim. Farklı bir durum yok. Şimdi çok hızlı yorumlar geldi. Şimdi bu akşam onları da okumak istiyorum. Sevgili İbrahim Benan'da, abin seyrediyor muhakkak. Mustafa'cığım, bakıyorum şuradan hemen yukarıdan aşağı doğru gelerek. Hiçbir yorum atlamak istemiyorum. Devamlı takip ederim. Nurullah kardeşim, devamlı takip ederim. Avusturya'dan Şenol abi, Hüseyin Bilgiç de iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum Hüseyin abi. Müjdat Davarcı, usta ve çırağı iyi yayınlar. Bırak usta benim. Sağ olsun. Evet, teşekkür ederim sevgili Davarcı. Emre Bayraklı, Nurullah abi çıkış yapacağız diye yokuş aşağı gidiyoruz. Yıllardır ümitle beklediğimiz 3. ligde bu sene ligde kalmamız gerekiyor bence. İyi transferler, inşallah hoca değişikliği olacaktır. Şimdi inşallah hoca değişikliği olacaktır anlamında ben aslında şunu açık ve samimiyetle söyleyeyim. Talip Toprak da biz kadar bir hendeklidir ve hendek sporludur. Bu olaydan mutlu olduğunu da düşünmüyorum. Çok da sever, çok da iyi bir hendek sporludur. Ben şunu istiyorum, şunu bekliyorum kendisinden. Evet, sen bir tarih yazdın, bir yere geldin, hendekte, profesyonel ligde. Yani birisi sana bırak demeden kendini bırakabilmelisin bence Talip. Ve bugün o gün, artık bu işin üzerinde çok durmaya, çok hırs yapmaya, işte yapacağım, kurtaracağım demeye gerek yok. Sen çok iyi bir hoca olacaksın ama şu an bu takım senin çok iyi hoca olmanın önüne geçer. Senin geleceğini de engeller. Kariyerinde, profesyonel kariyerinde ilk yılında küme düşen bir takımın başında olma. Bu senin hocalık kariyerin içinde senden beklentilerimiz var ilerisi için. Bu noktada sana da zarar dokunacaktır. O yüzden kimse sana neden bıraktın, korktun falan filan demeyecektir. Nasıl şampiyon yaptığın zaman büyük saygı duysak, bugün bırakıp gidersen de aynı saygı duyacağız. En ufak şüphen olmasın. Evet, Yusuf Akçay, bu işi yönetim halleder herhalde. Yoksa iş taraftara kalırsa kulüpte, futbolcular da yönetimde bayağı sıkıntı çıkar. Olmuyor demek ki bu hocayla. Neyi bekliyoruz? İyi yayınlar. Evet, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum sevgili Murat Münazimler. Hocam, arkadaşlara birkaç hafta vereceğiz de hendemizin o birkaç hafta bekleyecek zamanı var mı? Bunu cevaplarsın. Tamam. Hüseyin Bilgiç'in, Nurullah kardeşim selamlar bekliyorum. Tamam Hüseyin abi, bendesin. Oğuzhan Salkım, Oğuzhan'ın durumu ne peki, sakatlığı ciddi mi? Söylemişti evet. Onu. Talip Hoca için güne çıktık. Hendek'in için, emeğin için teşekkürler ama lütfen Hendek Spor'un geleceği için istifa etmen gerekiyor. Emre Bayraklı, teşekkür ediyorum sevgili Emre. Emre de be. Yani genel hocam, hocanın oyun görüşü, felsefesi ve vizyonu olsaydı zaten Hendek Spor'un bu durumda olmazdı. Tek temelim, beklentim kümede kalmak. Davut Torlak, bunlar önemli görüşler. Bizim kırmızı kart gören topçunun amacı neydi Mustafa Bey? Açıklayabilir mi? Hayrına mı oynuyor Hendek Spor'da acaba? Yani bunu soracağız tabii. O daha maçın analizlerine geçmedim. Bugün konular çok Mustafa'yı yakalamışken şöyle biraz sirkeleyelim. Nesrin Akçay iyi, hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ederim. İlker Hane, kırmızı kart gereksiz diyor. Evet. Osman Nergis, Hendek veteranlar 8'e 8'e yaparak şampiyon adayı Hendek halkını veteranlar maçına davet ediyorum. Bravo. Ben de buradan kutluyorum o zaman veteranlarımızı. Gerçi geçen hafta sevgili Vural Başkan da buradaydı. Programımızda konuktu. Veteranlarla ilgili bilgi de verdi biraz ama biz de yine duyuralım. İnşallah veteranların şampiyonluğunu da kutlayacağız. Her alanda, her branşta Hendek takımları şampiyonda oynuyor. Çünkü Hendek'te sporun amacı odur. Hep yarışmacı sporcularımız vardır, takımlarımız vardır her alanda. Sevgili Mustafa, biraz maçın da analizine başlamadım gerçi. Yani takdir buyursun ki şu an Hendek'te kamuoyunun tamamı ben ve benim gibi düşünüyor. Yani Talip Hoca'nın, yine söylüyorum,
ne insanlığına, ne kişiliğine, ne ailesine, hepsinin başımızın üstünde yeri var. O bizim için kıymetli. Kendi hocalık geleceği için de bugün Hendek Spor'da istifa etmesi gerektiğini düşünelim. Aslında ilk yarıya bitirmeden iki hafta önce bu işi bırakacaktı. Yeni hoca gelecekti. Kamp dönemini onunla yapacaktık. Çok daha faydalı olur diye de düşünenlerdenim. Hani bu bugüne bırakılmaması, ama şunu ben de umutla bekledim. İkinci yarı Fatsa Belediye maçıyla galibiyetle başlarız. Yeni bir oyun anlayışı, yeni bir oyun oyuncu kimliği, yeni bir oyun kimliği. Ama gördüm ki hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş ve çok daha kötüsü. Yani bugün Fatsa Spor gibi, bundan sonra oynayacağımız maçların hiçbiri Fatsa Spor maçı gibi olmayacak. Çok daha zor maçlar oynayacağız. En kolay maçımızı belki de ikinci yarı ve biz oradan puan alamadık. İstediğimiz puanları alamadık. Şimdi sen takımda otorite boşluğu yok diyorsun ama bence ciddi de bir otorite boşluğu var. Biraz ben fazla yorum yapacağım bu akşam. Sen küçüksün. Küçüksün. Eyvallah sus. Abi. Sen sus. Sen abi konuş. Soruyu hatırlatayım ya. Soru oradan, soru cevap veren izleyiciler canlı yayınımızı paylaşsınlar. Evet. Soru Hendek Spor tarihindeki ilk ve tek yabancı teknik direktörü sormuştum. Lütfen soruya cevaplar geliyor ama ismi doğru yazalım. Gerçi yani onları da kabul edeceğiz doğru olarak ama ismi de o insana saygı olarak doğru yazalım diye söylüyorum. İlk teknik direktörü sormuştuk. Kazanan değerli izleyicilerimizden bir aileye, bir işte karı koca diyorum, abi kardeş, enişte kayınço, baldız enişte olabilir. Bu çiftlerden bir kişiye Dürümcü Baba'da bir akşam yemeğimiz var. Kebabınız bizden. Programımız bunu da yapıyor. Sevgili Mustafa'cığım, maçın genel anlamında ilk yarısında dedik bir penaltı pozisyonu. Penaltı pozisyonundan sonra verilemeyen reaksiyon. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri. Oyuncu değişikliklerinin enteresan olan yanı sakatlıklardan dolayı. Yani hocanın oyuna müdahalesi yine yoktu. Yani buradaki şey nedir? Yani buradaki biz ne oynuyoruz aslında? Ben onu sormak isterim. Bu takım ne oynuyor? Amacı ne bunun yani? Şöyle başlayayım abi. Birkaç yorumlar okurken dikkatimi çekiyor. Evet. Sürekli insanlar düşmeden bahsediyor. Evet. Ben bu kulübe 95 yılında girdim. Evet. Yani futbol oynamaya başladığımda 95 yılıydı. Ben altyapıda oynadım, A takımda oynadım, kaptanlık yaptım, antrenörlük yaptım. Şimdi bu işin bu tarafındayım. Yani bu kulübün bulunmadığım hemen hemen hiçbir yeri yok. Evet. Ve yaklaşık 27-28 senedir buradayım. Dışarıda oynadığım dönemde de ben hep bu kulüple irtibat halindeydim. Hiçbir zaman koparmadım. Yani Hendek Spor veya Hendek basit bir yer değil. Yani Hendek Spor da basit bir kulüp değil. Yani Hendek Spor bir yere çıktıysa yani düşmez. Hendek Spor'un adı düşmez. Hiçbir şey düşmez. Yani onu bir kere söyleyebilirim. Bu konuda hani ahkam kesmiyorum. Evet. Yılların verdiği Tecrübe söyletiyor bunu. Hendek Spor ismi bir yerdeyse oradan yukarı gider ama aşağı gitmez. Bunu bir kere söyleyeyim. Yani içinde bu senenin şartlarını görerek de bunu söylüyorum. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Biz rahatız. Vallahi Mustafa ya, biz Hendek, rahatız. Hendek olarak da rahat siz vereceksiniz yani. Yok. Bu konuda ciddi ciddi söylüyorum. Yani bunu dediğim gibi birilerini korumak veya bir şeyleri örtmek adına söylemiyorum. Yok canım, estağfurullah. Kimseyi korumana gerek yok Mustafa. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Yani biz düşmeyiz. Ben söylüyorum yani oradaki başkan, oradaki yönetici yarın sokakta o yöneticiliği, o görevi senin için de geçerli. Belki de biz geçeceğiz oraya. Yönetici olacağız, hoca olacağız. Aynı şey, bu iş tam tersi dönecektir bu iş. Tabii ki. Kimse, oradaki herkes bizim kardeşimiz yani. Ya biz birinci amatördü biliyorsun abi. Evet. Her zaman şampiyonluğu oynadık. Süper amatör kuruldu. Her zaman şampiyonluğu oynadık. Şampiyonluklar yaşadık. Bal ligi oldu. Bal ligine çıktık. İşte düşmeyelim, şey yapalım muhabbetleri her zaman oldu. Biz oynadığımız 3 senede de şampiyonluğu oynadık. Şimdi 3'e evet. Geldik. Bazı olumsuzluklar yaşıyoruz. Yaşadık. Devam ediyor ama yine söylüyorum, biz Hendek Spor'uz. Yani bugün buradayız. Bu saatten sonra bizim işimiz yukarısıyla olur. Yani aşağısıyla olmaz. Buna Hendek'teki bütün insanlar inanabilir. Bu konuda sıkıntıya, yani sıkıntı verici düşüncelere girmesinler. Onu girdik. Söyleyeyim. Yok, girmeyin. Girdik çok yani. Net söyleyeyim. Az çok ligi de biliyoruz. Yani evet. Şartlarımızı da biliyoruz. Kulübümüzü de biliyoruz. Yapımızı da biliyoruz. Dediğim gibi biz yukarı oynarız, aşağı oynamayız. Yani şu an oynuyoruz, gerçi söylediğim biraz tezat kalıyor ama
Yani ismimiz oynamaz. Kurtarırız biz buradan. Şimdi toparlarız. İkincisi cevap maça da geleceğim. İkincisi Talip abi. Talip abi diyorum çünkü neredeyse 20 yıla yakın bir geçmişim var. Evet. Kendisi de Hendek'ten çıkma futbol oynadı. Evet. Oynadı. Benim hocalığımı yaptı Kocaeli Spor'da. Onunla beraber hoca yardımcı olarak da çalıştım. Yani çok eski tanırım. Yorumlarınıza saygı duyarım. İnsanların beklentisini anlayabiliyorum. Buna da saygı duyarım. Yani çok üzülüyor. Hiç fenisi yok. Yani çok sıkıntı, bu konuda çok sıkıntı çekiyor. Yani bulunduğu ortamdan rahat değil. Yani huzursuz. Ya hocam, gecesi de gündüzü de gerçekten, huzursuz. Gerçekten biz de biliyoruz bunu. Yaptıkları yapamadıkları futbol tarafına geldiğinde yani burada artık futbolu biliyorsun abi. Yani skorun varsa yaptığın doğrudur. İşte skoru yoksa yaptıkların yanlıştır. Kesinlikle. Yani bunu dışarıya şimdi farklı biz farklı bakarız. Biz futboldan gelme insanlarız. Yani biz 7-24 kulüple beraber yaşıyoruz. Deplasmanlara beraber gidiyoruz. Kamplara beraber gidiyoruz. Oyuncuların her sıkıntısını beraber yaşıyoruz. Yani birçok şeyi beraber yaşıyoruz. Biz daha net görebiliyoruz içeride bunu ama tabii ki insanların beklentisi, kulübe yatırım olarak yatırım yapanların da beklentisi daha iyi yerlerde olmak, maç kazanmak, yani bu tada varmak, evet. Hendek Spor'un adını az önce bahsettiğim gibi hep yukarılarda görmek. Yani biz de bunu istiyoruz. Bizim de çok zorumuza gidiyor. Yani üzülüyoruz. Ya, hepimiz aynı dedim ya. Yani üzülüyoruz. Aynı yani buradan mutlu olan kimse yoktur yani. Yani o konuda onu söyleyebilirim. Yani Talip Toprak işte burada rahat rahat işte bazı algılar da var. İşte çok rahat. O buradan gitmez. İşte şampiyon şöyle böyle. Değil. Yani gerçekten çok büyük sıkıntı çekiyor. Yani bazen yani tedaviye bile ihtiyaç duyuyor. Yani gidiyoruz, konuşuyoruz. Bu işler abimiz zordur. Olmasına rağmen bu işler hani bu konulara giriyoruz onunla. Onu da söyleyeyim. Maça geleyim abi oradan. Aynı ümitlerle gittik Fatsa'ya. Yeni transferlerimiz vardı. İlk yarının sonlarına doğru genç oyuncularımızın katkısı beklediğimizin üstünde çıktı. Yani aslında ligin kalanında çok fazla kullanmamamıza rağmen bizi utandırdılar son haftalarda. Özellikle buradaki Arnavutköy maçındaki mücadeleleri. Yani burada bir araya girip bir soru sorabilir miyim? Tabii gençler abi. Sizi utandırdıktan sonra siz Fatsa'da kaç tane genç futbolcuya yer verdiniz 11'de? Şöyle, Yusuf Kağan devam etti oynamaya. Emre keza o gruba katabilirim. Lisansı yeni çıktığı için 11'de başlattık. Onun dışında çok da utanmış durmuyoruz. dediğim gibi yeni çok transferleri de yani gençlerden. Sonuçta yeni transferleri de bir şekilde bu kadroya katmamız gerekiyor. Evet. Yani gittik, sağ şartları dediğim gibi çok ağır. Daha sabahtan ağırdı. Yani evet. Sabah sahaya gittiğimizde belliydi. Oyuna gol yiyerek başladık. Tabiri caizse öyle. Yani hani 1-0 mağlup başladık. Basit bir hatadan gol yedik. 1-0 başladık. Ondan sonra oyun tamamen bize geçti. Yani Fatsa biraz şey bir takım. Topu son zamanlarda bir tabir var ya, topu rakibe vereyim, evet, bekleyeyim, aldığım toplarla tehlike yaratayım diye. Fatsa o tip bir takım. Yani bizi orta sahanın gerisinde bekledi, oynamamıza müsaade etti ama hiçbir şekilde ceza sahasına bizi sokmadı. Çünkü oynama alışkanlıkları çok yüksek, birbirlerini iyi tanıyan, yani iyi mücadele edebilen bir takımdı. Evet, kısıtlı bir takım. Yetenekli oyuncusu var mı dersen, yani bir tane iki tane var abi ama biz 18'in içine giremedik. Top genelde bizde kaldı. Bir savunmada stoperlerin ayağı kaydı. Ters top attık. Evet. Orada zaten Berkay penaltı aldı. Penaltı kaçırdık. Sonrası gol oldu. Evet. Kalecilere atıldı. Yani iş oradan sonra bizim dediğimiz gibi az önce yani bir 10-15 dakikada reaksiyon vermemiz gerekiyordu bunu lehimize çevirmemiz için. Veremedik. Zaten devre oldu. İkinci yarı başladığında sağ daha da ağırlaştı. Biz oynayamamaya başladık. Çünkü ciddi anlamda gerçekten iyi savunma yaptılar. Biz de üretemedik. Yani yalan söylemeye gerek üretemedik yok. Üretemedik canım. Yani üretiyor olsaydık burada olmazdık. Pozisyon yani yakalayamadık. Yani tehlike yaratacak bir karambol daha yakalayamadık. Tam yani hoca onunla ilgili hamleler yapmaya başladığında iş şeye döndü. Yani kırmızı yedik. Yani biz başka şey hayal ediyorduk. Kırmızı kart deyince aslında yine bizdeydi oyun. Çünkü rakip
o aradaki Mustafa sürede hocam, çok... Burada kırmızı kart dediğimiz noktada hemen bir soru var. Bu gereksiz yere kırmızı kart gören futbolculara herhangi bir ceza işlem uygulanır mı? Yani bir kulüpte bir müeyyide var mı? Yani cezalı? Şöyle disiplin talimatlarında var. Uyguladık var mı? Uyguladık. İlk yarı uyguladık. Yani Kıvanç'la ilgili şu an onu zaten yönetim kurulu oturuyor. Evet. Karar veriyorlar. Onunla ilgili toplantı henüz yapılmadı. Çünkü yeni geldik, yorgunduk. Daha bugün başladık. Tamam. Olursa zaten ama oluyor yani, cezasız değil. Maçın analizini yapmaya devam edebilirsin sevgili Mustafa. Araya giriyorum ben, kusura bakma. Sen kaldığın yerleri unutma. İşte çünkü yoğun da bir mesela şey var. Çok da vaktinde kalmadı. Kura da çekeceğiz. Biz de 10 kişi kaldığımızda aslında yine biz avantajlıydık. Neden? Rakip o arada çok hırpalandı 11 oynarken. Yani ciddi anlamda mesafe kat ettiler. Ama biz bir türlü o pozisyonu bulamadık. Yani hatta kırmızı da biraz orada geldi. Yani evet, acemice bir karttı ama oyuncunun deneyip de yapamaması, en son tam bir pozisyona girdiğinde offside kaldırdılar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ona çok sinirlendi. Offside olmadığını düşündü. Topa vurdu. Kırmızı yedik. Yani o saatten sonra da oyun zaten birinin gol atabilecek bir pozisyonu yoktu. Yani hele bizim hiç yoktu. Niyetimiz de yoktu. Oynadığımız futbolda da yani o sahadaki oyun sistemiyle de oraya kaleye gitmemiz mümkün değildi. Çok büyük bir fırsat kaçırdık. Karşımıza tecrübesiz, deneyimsiz, fevkalade yani bir rakibin için en iyi olabilecek bir deneyimsiz kaleci vardı. Biz şut atmaya bile tenezzülünde bulunamadık. Atamadık. Nasıl bir oyun anlayışımız var anlamıyorum. Yani 35'den vur, 40'dan vur, 50'den vur. Vur yani, bir deneseydiniz. Hava ıslaktı, her şey olurdu ama bilmiyorum yani, ben de gereksiz bir defans anlayışı var. Ben hemen birkaç tane yorum da buradan okumak istiyorum. Hızlı hızlı. Mustafa kardeşim ağzından bal damlıyor. İnşallah hepimizin temennisi kulüpte kümede kalmak. Peki bu taraftara neden böyle bir düşünce oluştu o zaman? Dur bakalım, burada karşılıklaştırma. Hendekspor kulüp müdürü olarak kulübün forma ve bilet satışı olarak Hendekspor'umuzun emektarları Engin ve Halit kardeşimiz neden tercih edilmedi? Neydi? Siz burada karşılıklı mı tartıştınız? Ne yaptınız? Ben bunu sorayım. Başını kaçırmıyorum. Başını kaçırdık bunun herhalde. Neyse. Ben bu dakikadan sonra sorumuz varsa onları alayım. Bence Şener Gürsel'in bir şeyi var, önerisi var. Bence kulüp müdürü olarak önce olsun 150 adet forma bastırıp taraftara dağıtsın da tezahürat yapan kısmı. Ya bunun konuda başkan burada söyledi, Hızır Başkan da söyledi. Yani malzemede, formada, şunda bunda sıkıntı yok, kaşkolda sıkıntı yok, yeter ki maça gelsinler dedi. Artık şu kulüpten bir şey, yani şunu verin bunu verin bırakıp seyircinin bir şekilde Hendekspor'a karşı olan sorumluluğunu üzerine alıp sahaya gelmesi lazım. Şimdi ben burada Talip Hoca'yı eleştiriyorum ama bu Hendekspor bir bütün olarak baktığın zaman bugün Talip Hoca nasıl eksikse taraftar da eksik. Yani bunu da kabul etmek lazım. Burada Hendek'te adamlar, ben böyle deplasmanlarda bana kimse gol atamaz. Ben böyle deplasmanda fevkalade güzel oynarım. Biz deplasman biz olamadık. Yani öyle biz diyeyim. Deplasman olamadık. Yani deplasmanı, sahayı deplasman yapan seyircidir. Yani 150 tane formayla mı gelecek? Yani ya yapmayın Allah aşkına. Yani böyle bir her şeyiniz bir pazarlık malzemesi olmasın. Çıkın gelin maça kardeşim. Evet, Ali Kemal hocam, bu kulüpte hizmet alamayanlar, bir yerlere gelemeyenler yazıp çiziyorlar ya. Hani insanlar Hendekspor neden kötü görüyorlar? Bu takımın başarı olmasını istemiyorlar. İstemeyenler var. Bu ortamı gözlüyorum. Lütfen bu takıma sahip çıkmak için illaki görev almak mı gerekiyor? Anlamıyorum. Bu algıdan vazgeçip takıma sahip çıkalım. Fevkalade, %100 doğru. Bir görev almaya gerek yok. Bu arada sorunun doğru cevabının süresi doldu mu? Bir doğru cevap daha geldi, onu da alayım. Onu da katalım yer şeyimize. Evet. Mustafa'cığım, sorunun doğru cevap süresi doldu. Seni konuşayım onu bakacağım. Seni getirdim, kendim konuşmak için. Sen özellikle... Soruları ben soraydım abi. Soruları sana verecektim, sen konuşacaktın bu akşam. Yok şimdi, burası bizim Hendekspor'u konuştuğumuz yer. Yani geliyorsun, ben seyirciyi de olayın içine katıyorum. Tabii. Sen de, ben de. Hepimiz aynı gemideyiz. Bak, herkes burada hürce istediği gibi fikirlerini söylüyor. Biz de burada hakaret olmadığı sürece, aşağılama olmadığı sürece eleştirilerin hepsini okumaya çalışıyorum. Sorular varsa onları okumaya çalışıyorum. Sorunun doğru cevabı, Hendekspor tarihindeki ilk yabancı teknik direktörü sormuştuk. Sorunun doğru cevabını hocam versin. Tanović. Soruyu da ben sordum. Soru da onun aklına gelmiş. Senin sorun, senin cevabın olsun. Sizin döneminizin... Benim de Şenol Akçay vardı o zaman. Bizim de küçük çocukluğumuzun... Evet, Şenol Ağam yani vardı. Efsanesidir. Ben o zamanlar profesyoneldim ya bunlar için. Şimdi sorunun doğru cevabı Tanović hocamız.
Soruyu doğru bilenler arasında şimdi bir kura çekim yapacağım. Ben yorumları ondan sonra okumaya devam edeceğim. Birkaç dakika alabilir miyiz? Kura'yı daha sonra çekelim. Kura'yı biraz bekleteceğim. Ben Mustafa'dan nasıl ağırlandınız? Fatsal, ben şimdi televizyonda izlerken Fatsal'ı biraz da televizyondaki maçı anlatan spiker arkadaşa Altaş TV'de de teşekkür de etmek istiyorum. Adam böyle çok misafirperver geldi bana. Bizim sporcularımızla röportaj yaptılar, onları yayınladılar. İşte kazasız belasız gidin kardeşlerimiz falan böyle çok acaba hani çok böyle bir Fatsallara da çok teşekkür ederiz burada. Kesinlikle. Yani bir deplasman gibi değil de böyle gerçekten bir kardeş takım gibi ağırladık. Aynen öyle. Aynen. Yani ilişkilerimiz genelde buraya gelmişlerdi. Bol'da oynadık gerçi onlarla ama biz de aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani şartlar ortada. Bir de Karadeniz. Yani her gittiğimiz yerde inanın 11-12'ye kadar otelde lobide insanlarla işte geliyorlar. Ya adam şöyle insanlar gördük. Ya adam geliyor. Hendekli misin? Değilim. Hendekli mi yaşıyorsun? Değilim. Benim amcam orada diyor. Evet. Benim dayım orada diyor. Çok kozmopolitiz. Yani hasret gidermek için bize geliyor. Yani yolda bizi çevirenler mi dersiniz? Ya özellikle Karadeniz'e gittiğimizde bunu çok yaşıyoruz. Fatsa'da da gerçekten çok iyi ağırladılar. İyi ağırladılar. Yani iki gün kaldık orada ama ne statta ne stat dışında en ufak bir sıkıntı yaratmadılar bize. Ya onun dışında da birçok şeyimize yardımcı oldular. Bizi uğraştırmadılar. Sağ olsun. Yani şeyi çok beğendim. Maçı anlatırken diyor ki gayet de samimiyetle söylüyor. Biz diyor tarafız diyor. Biz Fas'la belediye sporluyuz diyor. Bunu söylüyor. Ama böyle hani yani Fas'ın gol atmasını istiyoruz diyor ama Hendek Spor'u da hiç böyle yerden yere vurmuyor. Yani bizim futbolcularımızı böyle işte hiç ya fevkalade böyle iyi niyetler, iyi dilekler, iyi düşünceler çok hoşuma kesinlikle gitti. Yani inşallah biz bu hafta kimle oynuyoruz içeride? Bergama Belediye. Bergama Belediye'ye de inşallah aynı misafirperverliği de biz göstereceğiz. İnşallah. Biz de böyle anılmak isteriz. Biz de göstereceğiz. Ne yaptılar? Onlar ne yaptılar? Onlar çok önemli değil abi. Ya, onlar ne yaptı çok da önemli değil. Mesela kesinlikle ben şeyi görüyorum mesela kamuoyunda herkesin Artvin Hopa takımına karşı bir reaksiyon var. Ya yok kardeşim. O maç orada oynandı, kaldı, bitti. Yani adam nasıl gibi gösterelim ki abi? Yani bunu yapamayız. Buranın burada ciddi anlamda yani hopalı insanlar var, etrafımızda var. Ya iyi kötü bunların hepsi oraya gelecek yani bizim bize yakışacak bir şey değil. Kesinlikle tebrik ediyorum böyle düşündüğün için de. Yani sporun içindeki insanların da bunu böyle düşünmesi lazım. Ben hemen hızlı hızlı yorumları da okuyayım Mustafa'cığım. Oradan sonra saat doldu mu ya? Vallahi 13 dakika var ama hemen hızlı hızlı bağlayalım şurayı. Sıkıntımız o hoca bir olamıyoruz. Takımımızda gol yemeyelim bir şekilde atarız sistemiyle oynuyor. Şener Gürsel'in tabiri. Cem Alay ile Hendek Spor'un 3'e çıkışı tüm Hendekler tarafından heyecanlı bir şekilde lig başlamadan ve bu futbollarda yönetimle düşünce karşılıklı oluşturmuş olduk kanısındayım. Bu arada önemli olan profesyonel yapıyı tam benimsemek ve takımın ligde kalması olmalıdır. Evet. Katılıyorum. Bal ligindeki heyecan daha heyecanlıydı. İnsanlar futbolu uzatıyorlar. Ya Bal Ligi'ndeki heyecan neden daha yüksekti? Orada maç kazanıyorduk. Üst üste maçlar kazanıyorduk. Şampiyonluk potasındaydık. Bugün gerçek şunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. O gün ne kadar Hendek Spor'un taraftara ihtiyacı varsa bugün iki katı daha fazla ihtiyacı var. Şu an üçüncü ligdeyiz. Bu ligde kalmak o şampiyonluk kadar önemli. Aynı şey. Yani bu ligden düşmemekle orada şampiyon olup buraya çıkmak aynı şey. O yüzden ben yani herkes duygularını, düşüncelerini bir tarafa bıraksın. Hendek Spor'a sahip çıksın. Hendek'e sahip çıksın. Kişiler değişir. İnsanlar gelir gider ama baki olan Hendek Spor'dur. Yavuz Selim, Trabzonspor'un şampiyonluk için ne yapması lazım? Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için madem sordun söyleyeyim. Sahaya 11 kişi çıksın yeter. Bu sorunun cevabı bu. Bana birincilik mi yorumlattır lan? Şener Gülser, biz beleş peşinde değiliz sayın moderatör. Forma satılan bir yer var da biz mi almadık? Ben sana beleş forma alacaksın diye bir şey söylemedim Şener. Bırakın dedim şu formayla bir şey, ille karşılığında bir şey alacağız da bir şey vereceğiz de. Hendek Spor'luysan maça git, çıplak git, üstsüz git. Yani bu ne alaka, nereden ne mana çıkarıyorsun Şener ya? Saçma sapan konuşuyorsun orada. Önümüzdeki maç yorumunuz nedir Mustafa Hocam? Bergama ilk maçta yendiğimiz, ilk galibiyetimizi profesyonellikle evet aldığımız bir takım. Çok değişti kadroları. Yani ilk haftaya o oynadığımız takımla şu anki takım bayağı bir rotasyona girdiler. İlk haftalarını kazandılar. Kaliteli transferler yaptılar ama onların da son haftaya kadar ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntısı vardı. Yani şimdi rakip üzerinden değerlendirmek yanlış olur çünkü şu an bizim rakip üzerinden değerlendirecek bir durumumuz veya pozisyonumuz yok.
Bizim ortaya bir şey koymamız gerekiyor. Yani düşmemeye oynamak veya işte buralarda oynamak sadece takımla olmuyor. Yani ben bunu söyleyeyim. Madem taraftardan açıldı bu iş. Evet. Yani şimdi şöyle bir algı var. İşte Bal Ligi'nde heyecanlıydı. Evet, sen de söyledin abi. Kazanıyorduk. Şampiyonluğa oynuyorduk. Evet, bu doğrudur. Ama bir türlü o benimseme bu sene olmadı. Yani sonuçta bir sezon başı küme düşmeye oynamıyorduk. Evet. Yani yine aşağı yukarı aynı derecede taraftarımız vardı. Bir Osmaniye maçı, yani sağ olsunlar, ciddi anlamda bir destek vardı. Ondan sonra koptu bu iş. Yani artık eleştiriler, yorumlar mı insanları çok etkiliyor? Veya yani amatörde daha böyle içli dışlıydın, oyuncular daha bu çevreden oluyordu. Evet. Az çok oyuncuları dışarıda da tanıyorduk. Bunlar mı etken oluyor? Bunları bilmiyorum ama yani bu raddeden sonra şöyle bir şey var. Bir hedef oynuyorsanız bütün ilçeyle oynamanız gerekiyor. Yani sadece sahaya çıkacak oyuncuların bunu yapacak diye bir şey yok. Evet, iş onlarda bitiyor. Onlar yapması gerekiyor. Evet, hoca doğruca tercihlerde bulunması gerekiyor. Evet, yönetim işini doğru yapması gerekiyor. Ödemeleri doyduğu bir de ama bu sadece burayla olmuyor. Yani o adam Hendek'e geldiğinde deplasmana geldiğini fark etmesi gerekiyor. Yoksa yani rakip takım için çok güzel bir yeriz. Çünkü sahamız inanılmaz iyi. Yani futbol, evet, oynamak için müthiş bir yer. Evet, tribün yok. hava güzel. Hendek deplasman olmaktan biraz çıkıyor. Yani olmamız gerekiyor. Artık bizim bir deplasman havasına bürünmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Hopa'dan bahsettik. Biz Hopa'ya 4. hafta gittik. Bir şeyimiz yoktu. Yani Hopa'yla bir alıp veremediğimiz de yoktu. Herhangi geçmişte bir rakipliğimiz de yok. Rakipliğimiz yani de yoktu. O anda rakip de değildik. Ama şöyle bir şey, yani biz stada girirken de bir sıkıntı yaşamadık. Stattan çıkarken de bir sıkıntı yaşamadık. Sadece maç oynanırken yani fiziki bir darp da almadık ama ciddi anlamda bir gerginlik, bir yaygara yaptılar. Yani yaygara çıkartıp bunu profesyonellik çerçevesinde mi yaptılar? Yani bir ceza meza müeyyide geldi mi? Hiçbir şey almadılar. Ne demek profesyonellik? Sadece işte yani ufak yaşta taraftar aldılar diye yaptılar ama dediğim gibi yani çok oynamışındır bu tarz maçlarda. Yani pislik dediğiniz şey sahaya girerken de olur, evet, koridorlarda olur, ışıklar kapatılıp saldırılırsın. Bunları yaşadık abi. Tabii. Yani maç sonu stattan bir 2-3 saat ayrılamazsın. Biz böyle şeyler yaşamadık ama o sahanın içinde bize onu yaşattılar. İşte bizim burada bunu oluşturmamız gerekiyor artık. Yani madem bu takım burada dursun istiyoruz, madem bu takım şampiyonluğa oynasın istiyoruz, hep beraber yapmamız gerekiyor. Şener'cim, sana kızmıyorum ya. Kızdığımızdım yok ya. Sadece ben şunu anlamıyorum yani. Hendek Spor'da ben futbolcu olarak bir yıl oynadım, bir sezon oynadım. Daha çok benim abim de kaleci olduğu için, aynı yerde de oynadığımız için ve futbol geçmişimiz, mazimiz birlikte devam ettiği için birimizden birinin oynaması lazımdı. O kaldı. Kızdığım falan yok. Ben sadece şunu söylerim. Ben de Hendek Spor taraftarıyım. Hem de iyi de bir taraftarım. Yıllardır futbol oynarken de kendi maçıma gitmeyip Hendek Spor'un maçına geldiğim zamanlar da olmuştur. Birinci amatörlü, spor amatörlü vesaire. Ama ben şunu anlamıyorum. Hani işte 150 tane forma verirsin, seyirci daha mı iyi bağıracak? Ya yok kardeşim, yani 150 tane formayı bugün maliyete vursan 1 lira olsa 150 lira yapar. Yani gerek yok. Yani bu formayla bu işler olmaz. Sen gel tribüne. Biz seni, herkes birbirini tanıyor orada zaten. Bir tribün havası yaratalım. Sahip çıkalım. Al buyurun, haftaya maç var. Pazar günü saat 1'de değil mi maç? Bergama maçı. Evet. Bergama maçında gelin oraya. Tamam ya, sana ben forma vereceğim ya. Eğer bağıracaksan forma. Benim görüşüm, Talip Hoca son hamleyi iyi analiz edemiyor. Oyunu iyi okuyamıyor. Yanındaki yardımcılar yardımcı, niye yardımcı olmuyor? Sarı kartlı oyuncu da oyundan alınmıyor. O Osman Negiz doğru. Forma bedava verilsin demiyoruz, anlatamıyorum. Ya bedava verilsin verilmesin. Burada 3-4 program aynı şey. Ya Şener, tamam, cevap vermiyorum sana ya. 3-4 program burada neden açılamadığını söyledik de Storm. Başkanların nezdinde konuştuk bunu. Şener, aynı konuları ikide bir aynı ortaya getirip durma. Senden daha iyi fikirler bekliyorum, daha aydın fikirler. Mustafa'cığım, şuradan yemek yiyecek çiftimizi belirleyelim. Hadi belirleyelim abi. Efendim, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aldım abi. Aldın, oku. Senin ses tonunla. İlker Zehra Hane. Evet, sevgili İlker Hane, bizden Dürümcü Baba'da
bir kişiyle, yanına bir kişi de almak suretiyle bir akşam yemeği kazandın. Artık akşam mı gidersin, öğlen mi gidersin? Ne zaman istersen gidebilirsin. Afiyet olsun kardeşim. İlker Hane'ye verdik bugün hediyemizi. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mustafa. Bize geldin. Burada son 5 dakika senden genel anlamda, tabii seyirciyi de konuşacağız, konuştuk, sahayı konuştuk, hocayı ben konuştum. Çünkü etik olarak senin konuşman yanlış olur. Neden? Yine söylüyorum, Mustafa şu an içeride yönetimde, kulüp içinde faal, aktif görevi olduğu için içerideki yöneticilerin isim vererek veya şey olarak eleştirmesini zaten istemem, eleştirmem de bulunduğu mevki itibariyle. Ama şunu yaptırabiliriz. Yaptığımız buydu bu akşam. Kimse bunu başka bir tarafa çekmesin. Maç analizi. Objektif maçın analizini almak istedim ben Mustafa'dan. Gerçi daha çok kendim konuştum ama değil mi? Ben alışayım abi. Yapacak gücü yok. Evet. Son söylemek istediğim şeyler var mı Mustafa'cığım? Mesajlarımızı alalım, son mesajlarımızı. Şunu söyleyeyim. Biz insanların yani takıma sahip çıkması için yani bizi üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet, herkes bazı muhalefet olur, bazısı gelmek istemez. Başka bir niyetle de gelir. Önemli değil, gelsinler. Yani stat dolu olsun. İnsanlar, ya bu Hendek'in takımı. Değil mi? Biz çocukluk başladığımızda bu hayal vardı. Yani 38 yaşındayım da şimdi nasip oldu. Yani bu kolay değil. Yani buraya gelmek gerçekten kolay değil. Hiç değil. Ya yani yılların emeği var. Yani bir senede yapılmış bir şey değil bu. Gerçekten değil. Yani bir kere o algıyı yaratmak, bu markayı yaratmak, oyuncuları buraya çekebilmek, bunlar çok uzun yılların verdiği şeyler. Yani bir iki senede çözülmüş olaylar değiller. Yani Endekspor'un adı öyle birkaç senede oluşmadı. Yani buna da sahip çıkmamız lazım abi. Yani burası çok değerli bir kulüp. Yani biz Sakarya'dan da buraya baktık. Evet öyle. Dışarıdan da buraya baktık. Öyle. Eksiklerimiz var. Gelişim gösteriyoruz. Onun için uğraşıyoruz zaten. Ama yani insanların takip etme konusunda, yani emin olun sosyal medyada takip edildiğimiz kadar sahada takip edilmiyoruz. Aslında sahada takip edilmeye daha çok ihtiyacımız var. Kesinlikle. Seyirciye ciddi anlamda ihtiyacımız var. Çünkü ya biz aşı olsun, yani birçok şeyde inanılmaz derecede esnetiyoruz, riskler alıyoruz. Yani evet, bazı federasyonun istediği, talep ettiği şeyler var ama biz birçok şeyi yapmamaya uğraşıyoruz. Çünkü insanlar stada rahat rahat girsin diye. Buna rağmen işte store olayı, başkanlarımız burada, işte Adil Başkanımız, Hızır Başkanımız burada, evet, bahsettiler. Yani ona da vakit var. Ama sorun forma değil. Senin de söylediğin gibi abi. Yani o stat dolsun. Biz zaten üzerimize düşen her şeyi yaparız. Ama bunu yani gönülden yapalım. Gönül yani, tabii ya, bu iş gönül işidir. İsteyerek ya. Gelelim, zevkle gelelim, koşarak yani. Gelelim. Yani biz buraları 6-7 bin, 10 bin doldurmuş, evet, bir ilçeyiz. Gördük yani o seyirciyi. Ben şunu söyleyeyim. Ben Hendekspor'un maçının olduğu gün bütün, buradan yine de duyurmak istiyorum, tüm dost, arkadaş, akraba, ne varsa herkese, pazar günü Hendekspor'un maçı varsa lütfen bana misafirliğe gelmeyin. Gelirseniz başımın üstünde yeriniz var ama ben yanınızda olmam. Benimle maça gelecekseniz gelin ama Hendekspor'un maç günü olduğu zaman ben hiçbir şey program yapmıyorum. Sonuç ne olursa olsun, oradaki alacağımız sonuç, galibiyet, mağlubiyet, tabii mağlup olmak istemiyorum, çok canım yanıyor ama ne olursa olsun ben Hendekspor taraftarıyım. Sonuna kadar da pazar günleri eğer televizyon veriyorsa maçı kesinlikle evde tek başıma izlerim veya çocuklarım. Ama hiçbir şey yapmam. O yüzden Hendekspor'a böyle sahip çıkmak lazım. Şunu da ekleyebilir miyim abi? Buyur, lafını kestim. Estağfurullah. Futbolcular için de bir şey söyleyeyim. Buyur. Yani biz onlarla 7-24 beraber yaşıyoruz. Her şeylerini biliyoruz. Onlar her şeylerini bizle paylaşıyorlar. Abi kardeş gibiyiz. Evet. Yani çocuklarla ilgili şunu söyleyeyim. Gerçekten çok kaliteli insanlar. Durumdan onlar da memnun değil. Evet, sahada farklı bir görüntü olabiliyor bazen ama emin olun bu reaksiyonu verecekler. Farklı niyette değiller. İşte farklı farklı yorumlar duyuyoruz, kulağımıza geliyor. Bu tarz olaylar kulüp içinde ve oyuncu grubu içerisinde yok. Yani biz bunlarla gerçekten çok fazla vakit harcıyoruz, mesai harcıyoruz. Bu olayı düzeltecekler. Yani bu takım buradan alıp başka bir yere bu oyuncular taşıyacaklar. Bizim bu oyuncuların yanında olduğumuzu tribünde göstermemiz lazım.
Bu çocuklar kaliteli oyuncular, kaliteli futbolcular, kaliteli insanlar. Bir kere en önemlisi bu. Yani abilerine bakıyorum. Burada tabiri caizse affedersiniz şimdi kaşar diyeceğimiz tipte yaş olarak olabilir ama oyuncularımız yok. Hepsi çok düzgün çocuklar. Kaşar topçumuz yok mu? Yok yani maalesef abi. O yüzden hakemlere saldırıp. Yani bu çocukları itmemiz gerekiyor. Yani bunu da statta yaparız abi, dışarıda değil. Hepinizi teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Şener işte böyle mesajlar yaz. Yani pazar günü herkes stada gelmeyen Yunanlı olsun. Yunanlı deme. Bakasetas'la Stiopis yüzünden bir tarafım Yunanlı oldu benim. Yusuf Akçay aç kaldık demiştim. Ben son yorumları da okuyayım. Tamam abi. Mustafa Demir. Yine buradan bir soru çıkarsa ama sana yine o cevaplama abi hakkını da vereceğim. Maçı ben de canlı izledim. Bizden kırmızı kart gören önce ceza verilmeli. Alacaktır. Pazar günü tüm Hendek stada bekliyoruz. Oğuzhan Salkım. Ali Kemal Hocam, bu takımın tek sorunu var Nurullah Hocam. Birlik ve beraberlik. İnanalım sahada oynayan sporcu grubuna güven veriyor. Güven verelim yeter. İşte bakın, futbolu bilen insanların ortak paydası aynı. Sahaya güven vermemiz lazım. Ben bir bireysel sporda alan antrenör olarak sporcularımı alıp maça geleceğim. Bütün branşlardaki hocalarımı ve sporcularımı getirsinler. Hocam, Erkan Hocam, seni de tebrik ediyorum. Evet, ben buradan bütün spor branşlarına, Hendek Spor'un altyapısı da diğer kulüplerimizdeki sporcuları da bütün hocaları ve yöneticileri bu hafta sonu Hendek'te oynanacak olan maça bekliyoruz. Sporcularla beraber gelsinler. Çok güzel olacaktır. Erkan Hocam, sizi de tebrik ediyorum bu konuda ayrıca. Çok iyi bir fikir. Hendek'in tüm spora uğraşmış ve uğraşanlarıyla birlikte birlikte gecesi düzenlemesi ve moral gecesi yapılması çok iyi olur. Eskiden Esnaf Spor yapardı bunları, biz biliyoruz. Böyle bir organizasyon çok iyi olur. Bunu başkana bir ilet. Hendek'te okul müdürleri lise talebelerini stada getirebilir mi acaba? Bu konuda bir girişim var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Yani 1954 Hendek Spor maçını gittim. Liseliler olduğu gibi salondaydı. Neden Hendek Spor maçında yok? Biraz liselilerden de kaynaklanıyor abi. Liselere ulaşın. Evet. Ulaşın kardeşim, kalkın dolaşın yani, oturma. Oturma Mustafa. Oturma, git bul onu. Efendime söyleyeyim, Hendek okulunu demiştik. İlk kez hani ben bireysel sporda, evet bekleriz abi demiş. Çok güzel, gençler olması lazım. Doğru. Tezahürat manileri, besteleri hazırlanıp fotokopileri maç öncesi koltuklara koyularak maçta hep beraber takım desteklenmeli. İşte bakın, fikirler gelmeye başladığı zaman neler geliyor. Kesinlikle. Şimdi sevgili Müjdat Davarcı, çok çok doğru bir tespit. Yani orada birisi bağırıp birisi kenarda durmaması adına sözler yazılıp dağıtılabilir. Kulüp her sandalyeye, her koltuğa bir bayrak bırakabilir bu hafta. Bu hafta bir karnaval yapalım ya. Karnaval havasında olsun. Evet, Müjdat Davarcı abim, kesinlikle sana katılıyorum ben. Evet, bravo Şener. Mehmet Kalafat, hayırlı yayınlar, Mustafa selam demiş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aşk muhabbeti var abi demiş. Aşk muhabbeti ne? Gelin. Yani HES kodunuzda risk yazmıyorsa maça beklerim. Evet. Kulüp müdürü bu sorunu da açacağını söyledi. Arkadaşlar herkes maça gelsin ya. Maça gelin. Bir şansınızı deneyin. Olmadı. Olmazsa. Yani karantinada değilseler. Evet. Maça gelsinler. Maça gelsinler. Zaten şimdi şey de kaldırıldı. Evet, biz programımızı bitirdik herhalde. Bitti mi Muhammed? Bitmiş. Program bitmiş. Mustafa'cığım teşekkür ediyorum. Aa, geldin, teşekkür içimi ederim. Döktüm, rahatladım sayende. Bir kendime geldim. Bu program biraz öyle oldu. Çok değerli görüşlerim vardı. Çok önemli tespitlerim vardı. Maçlarla ilgili analizlerin çok önemliydi. Hatta gelecekle ilgili söylediğin şeylere de katılıyorum. Aslında çok samimi de söyleyeyim bir taraftar olarak öncelikle. Benim yüreğimden bir taş kalktı. Sana güveniyorum. Futbol görüşüne güveniyorum ve inanıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Geldin, işini gücünü, çoluğunu, çocuğunu bıraktın koşarak. Bir fırça yiyeceksin abi ama. Zerinden mi? Evet. Zerin, selamlarımı söylüyorum. Bebeği benim için öp. Ama şeydeki eksini de kabul et yani. Gelecektim. Hatta... Tamam, kabul ediyorum abi. Yani... Neyse, aramızdaki meseleleri sonra konuşuruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun, var olun. Yayınlara bizimle beraber eşlik ettiniz. Hep beraber güzel bir sohbet oldu, güzel bir akşam oldu. Biraz eleştirdik, biraz sert eleştirdik belki bu akşam. Biraz da Talip kardeşim ama ben bilhassa beni yanlış anlamayacağını düşünüyorum. Çünkü Talip'in ilk hocası benim. Onu ilk futbol sahasında, lise takımında sahaya süren, ilk futbol oynatan resmi müsabakalarda benim.
O gün de iyiliğini istemiştim. Bugün de iyiliğini istiyorum. O yüzden ben Talip Hoca'nın bir an önce artık radikal kararlar alması gerektiğini düşünüyorum. Hendek Spor'un ve kendi geleceği için. Bu her iki taraf için de hayırlı olacaktır. Yeni bir bu saatten sonra bu kadar stres yaşamasına gerek yok. Gelsin bizimle beraber yine oturalım, yine sohbet edelim. Yine bilgisinden, tecrübesinden faydalanılır muhakkak. O yüzden hani alınma darılma yok. Buradaki yine söylüyorum, eleştiriler tamamen hocalık yönüyle alakalı. Beklentilerimiz var, temennilerimiz var. 70 yılın yaklaşık 30-35 yılını ben bekledim. Bizzat beklemiş bir insan olarak. Bunu da söylemeye, bunu da düşündüğümü dile getirmeye hakkım olduğunu da düşünüyorum. Yine de çok sağ ol Mustafa'cığım. Sana da çok teşekkür ediyorum. Zerine de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Zerine'me. Ona da çok teşekkür ederim seni bize verdiği için. En son olarak Cem Alaylı, gurbetten daimi izleyicin olarak selamlar Nurullah kardeşim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Bir yorumu gördüm abi de 12 yaşla ilgili. Evet, orada. Onu şöyle söyleyeyim. O çok sıkıntı çekmiştik. Atladık onu. Kusura bakmasın yazan arkadaş. Bu hiçbir şekilde bunu ne federasyon temsilcileri ne de emniyet esnetmiyor. Yani 12 yaş altı alamıyoruz. Bunda da federasyonun çok ciddi cezaları var. Yani kişi başı 4000 lira ya varan cezaları var. Bunun haricinde birçok şeyi biz kulüp olarak göze alıp esnetiyoruz ama 12 yaşla ilgili bir tasarrufumuz olamıyor abi. Yapacak bir şey yok. Yine de teşekkür ediyoruz. İstekleriniz için, dilekleriniz için, düşünceleriniz için. Hendek Spor'un yönetimi olarak kaşkı oldu, formaydı vesaire. Lütfen bu tür şeyleri sorun haline getirmeyin. Evet. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Sadece maça gidelim. Önce Hendek Spor'umuzu destekleyelim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, güzel akşamlarınız olsun. İyi akşamlar. Sevgili İlker Haniye de afiyet olsun. Afiyet olsun. Haftaya yine bir çiftimize yine Dürümcü Baba'da yine bir şeyimiz olacak, hediyemiz olacak. Tabii Kadir Usta'yı arayalım Kadir. Falan da diksin. İlker eşiyle gider bu işte. Muhtemel. Afiyet şeker olsun, bizden olsun. Evet. Çok teşekkür ederim, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.